Evet millet, güncelleme ile ilgili bir video yayınlanmış. Buna bir beraber bakacağız ne geliyormuş ne gelmiyormuş. Daha sonra videoyu yavaştan bitireceğiz. Arkadaşlar bugün güncelleme notları falan da yayınlanacak. Onun için ayrı bir video çekeceğim ama ilk olarak bu videoyu bir önden bakalım istedim. Biraz işte bakıp dediğim gibi videoyu sonrasında bitiririz. Arkadaşlar ben de biraz uykuluyum, hala daha uyanalı çok olmadı. O yüzden sesim biraz garip geliyor olabilir. Onun için de kusuruma bakmayın. Şimdi şöyle bir videoyu başlatalım, bakalım neler geliyormuş. Agents, I'm Agent Mikey. And I'm Agent J. Here we are again with the Marvel Future Fight December update. The theme of this update is Destiny of X. What will be the fate of the mutants? We'll find out in this update. Jean Grey, one of our agent's favorite mutants, will be unleashing her darkest power. Cyclops, Angel, Beast, and Polaris will also join the fight. It's all so exciting. In addition, a special coupon code will be revealed at the end of the video. Please note that the footage presented in this video has been recorded with a test build and that there may be differences from the actual update. Without further ado, let's dive headfirst into the December update. The force of the Phoenix overwhelmed Jean Grey, turning her into the Dark Phoenix. Empowered by the Tier 4 advancement and the new uniform, her power has reached new heights. All of her attacks now deal fire damage as she prepares to incinerate the world to dust. Arkadaşlar yetenekleri ateş hasarı, yani ateş hasarı içerecekmiş. Ondan bahsetmiş. Yani karakter elemental oluyor bir nevi. Daha önceden de öyle miydi? Tam hatırlamıyorum ama elemental oluyor, yani onu söyleyeyim. Top of that, her tier 3 ultimate skill has been improved so that it goes off with a bang. Time freezing, resurrection, and HP recovery alone were enough. But harnessing the power of the Tier 4 Striker skill will make her power limitless. Will our agents be able to... Evet, kategori 4 yeteneğinin bayağı güçlü olduğundan falan bahsetmiş arkadaşlar. Bir de işte bir takım PvP özelliklerinden falan bahsetti. İşte can yenileme falan gibi. Bakalım. Yani o geldiği zaman gene göreceğiz. Güncelleme notlarında da daha detaylı bahsedeceğim zaten. Stop the new supervillain, Dark Phoenix, and her unbridled might? Next up is Cyclops, who possesses a great leader skill. The new uniform will fortify his skill even further. Not to mention his passive, which increases energy attack, is also being buffed. Arkadaşlar liderliğinin ve pasifinin geliştiğinden bahsetmiş Cyclops karakterinin. Yani bu karakter artık hem çok daha iyi bir lider ve destek olacak büyük bir ihtimal. Geldiği zaman gene daha detaylı inceleriz zaten. As a superhero with this uniform, he will be able to stride through PvE content due to the changes of some skills that can now be canceled. It's always right to select him for your mutant team. Also, Angel has received a new uniform along with potential. Arkadaşlar Angel benim tahmin ettiğim gibi potansiyel alıyormuş. Güzel. Angel, living up to his name, provides HP recovery and dodge to all allies. Also, his improved skills make him stronger than before. Seems like we'll have to keep an eye on him in PvP. Arkadaşlar PvP'de etkili olabileceğinden bahsetmişler. Süper zırh özelliği falan eklenmiş bu karakterin yeteneklerine falan. Yani bakalım. Ben zaten bu karakterin PvP'lik geleceğini tahmin ediyordum. Beklediğim gibi de oldu. Tabii ki geldiği zaman göreceğiz. A super armor effect has been added to his skill set, enhancing his performance. Yes, and don't forget his ignore targeting skill. The feathers pouring from the sky must be a welcoming miracle to his allies and a nightmare to his enemies. Next, Beast has always been a trustworthy physical attack leader, but through this update, his skills will enable him to play as a support as well. An additional HP buff to all allies will help his team stay strong. Arkadaşlar işte bu karakterin liderliği sanırım değişmemiş ama aynı zamanda bu karaktere şey getirmişler. Tüm takım arkadaşlarına YP verecekmiş bundan sonra. Bundan bahsetmişler. Yani iyi gibi. Bakalım göreceğiz. Moreover, he can now take matters into his own hand with the buff of his tier 2 passive, which increases his own attack. And that's not all. His whole skill has been reworked, so be sure to check out his new uniform. Angel and Bishop join forces in Beast's awakening skill. Wow, so Angel Beast. Arkadaşlar, Angel yani melek karakterinin yanı sıra işte Beast ve
Bishop karakterleri de potansiyel oluyormuş. Bundan bahsedilmiş. And Bishop have all received potential transcendence. Last but not least, Polaris joins Marvel Future Fight as a new superhero, wielding the force to manipulate magnetic fields. She can advance to Tier 3. Yes, she'll be a leader and a support for mutants as she shows off her skill of absorbing energy damage, only to raise... Wielding the force to manipulate magnetic fields. She can advance to Tier 3. Yes, she'll be a leader... Evet arkadaşlar, Polaris mutantlar için iyi bir lider ve destek olacakmış. Bu ilginç. Ben bunu beklemiyordum. Ben bu karakterin daha çok hasarcı olmasını bekliyordum. Ancak ikisi aynı anda da olabilir. Yani hem mutantlar için iyi bir lider ve destek ve hem de aynı zamanda güzel bir hasarcı da olabilir. Ama umarım sadece lider ve destek olarak kalmaz. Çünkü arkadaşlar bizim mutant karakterlere, özellikle Polaris gibi karakterlere İttifak Savaşı'nın efsanevi moduna ihtiyacımız var. Çünkü Storm karakterinin kostümü falan paralıydı. Umarım orada etkili olur. Yani diye umuyorum. Bakalım. Göreceğiz ama lider ve destek olacağından bahsetmiş yani. And the support for mutants as she shows off her skill of absorbing energy damage only to raise her own attack. What kind of threat will the empowered mutants be facing? Want to know more? Prepare yourselves against the new mutant world boss legend. The challenge of confronting Jean Grey, who is now the Dark Phoenix in World Boss Legend, is intense. Yes, but overcoming challenge will be rewarding. Of course, agents can acquire... Arkadaşlar yeni bir efsanevi baş düşman geliyor. O da Dark Phoenix adı altında. Yani yeni bir baş düşmanımız var. Bunda ödül olarak arkadaşlar mutant malzemeleri verecekmiş. Diğer baş düşmanlar da size işte non karanlık taşı, karanti madde falan veriyordu. Bunda Phoenix tüyü ve Emkran kristali falan verecekmiş ve şansınıza düşerse bir de yüce otorite CTP de veriyormuş. A mighty CTP of authority in this world boss legend. Utilizing the mighty CTP of authority will come in handy in other content, such as PvP. Mutant growth material can be acquired by clearing the stage. Can the materials be utilized to upgrade heroes as well as in crafting? Yes, they can be used to craft various items, such as comic cards and custom gear to overcome the new challenge. Are you prepared to confront the Dark Phoenix with the enhanced mutants? And now it's time for the coupon. Evet arkadaşlar, haberler bu kadardı. Bir de videonun sonunda bir kupon kodu yayınlamışlar. Şu kupon kodunu uygulayarak bir ödül alabiliyorsunuz oyunda. Verdiği ödül de arkadaşlar 5 yıldız kahraman sandığı. Çok da iyi değil ama gene hiç yoktan iyidir. Destiny of X yazarak ödülü alabilirsiniz. Ve dediğim gibi bahsedeceklerim de bu kadardı. Öyle aşırı bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.